İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Kahta Kalesi 17 yıl sonra kapılarını ziyaretçilerine açtı. David Babayan, ontolojik tehditlerle karşı karşıyayız. Demagoglardan, provokatörlerden uzak durmalıyız. Goris Stepanakert alternatif yolunun yapımı ne aşamada? Kızılaç açıklaması. 2020'den beri Ermenistan Cumhuriyeti'nden 303 kişi hala kayıp olarak kabul ediliyor. İran'ın önemli uyarısı. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Sarvandikar Kale şehri. Gegard adlı müzik grubu Salzburg Festivali'nde Gomidas'ın ve çağdaş Ermeni bestecilerin ruhani eserlerini sundu. Batı Ermenistan'daki Samosat Adıyaman ilinde Komegene uygarlığı tarafından yapılan ve hakim bir tepeye konuşlu görünümüyle dikkati çeken Kahta Kalesi 17 yıldır aradan sonra ziyaretçileriyle buluştu. İçerisinde çarşı, cami, zindan, su yolları kalıntılarıyla beğeni toplayan kalede 3 etapta yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Nemrut Dağı Tur Güzergahı'nda 3 önemli medeniyetten izler taşıyan kale 2005 yılında güvenlik sebebiyle ziyarete kapatılmıştı. Artsakh Dışişleri Bakanı David Babayan kendi Facebook sayfasında şunları yazdı. Şu anda ontolojik nitelikteki tehditlerle karşı karşıyayız ve bunun için soğukkanlılığa, profesyonelliğe, vatanseverliğe, doğru iş organizasyonuna, sabra ve tükenmez çalışma kapasitesine ihtiyacımız var. Demagoglardan ve provokatörlerden mümkün olduğunca uzak durmak çok önemli. Bütün bunlar mevcut koşullarda halkın ve devletin kurtuluşunun garantisidir. Sevgili yurttaşlar, asla inancınızı ve öz denetiminizi kaybetmeyin. Asla demagoglara güvenmeyin. İşte tarihin en zor zamanlarında bile ülkeyi kurtarmayı mümkün kılan zorlukların üstesinden gelmenin temel bileşenleri. Önümüzdeki 2-3 yıl çok önemli bir dönem olacak. Ve eğer doğru düşünürsek, gücümüzün zekada, dürüstlükte ve edepte yattığını anlarsak, o zaman asgari plan olan Artsakh'ın kurtuluşunu uygulayabileceğiz. Artsakh'ta yolun yeni inşa edilen kısmı Stepanakert Bertzor Karayolu'nun 36. kilometrelik kısmından Bertzor bölgesi Metşen köyüne giden kavşaktan başlamaktadır. Azerbaycan tarafı bu bölümün inşaatına Temmuz 2021'den itibaren başlamış ve bir yıl sonra tamamlandığını duyurmuştur. Yeni inşa edilen 11 metre genişliğinde ve 21 kilometre uzunluğundaki yol Metşen'den başlayıp Eskişen'e ulaşıyor ve ardından Ahavlu Nehri üzerinde inşa edilen köprüye kadar uzanıyor. Nehrin iki yakasını birbirine bağlayan köprünün inşaat çalışmaları tamamlandı. Ermeni tarafında ise iş makineleri birkaç gün önce çalışmaya başladı. Yeni rota Sünik bölgesinin Kordizor köyüne, oradan Teh köyüne ulaşacak ve ardından Goris kentine giden karayoluna bağlanacak. Artsakh Güvenlik Konseyi Sekreteri Vitali Balasanyan yeni rotayı gezdi ve yeni yolun yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı. 2022 yılında Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin bölgedeki varlığının 30. yıl dönümü tamamlanıyor. Uluslararası Kızılaç Komitesi 1992'den beri Artsakh Karabağ sorunuyla ilgili olarak bölgede insani faaliyetler yürütüyor. Uluslararası Kızılaç Komitesi, Yerevan ve Bakü'deki delegasyonları ve Artsakh Dağlı Karabağ'daki misyonu aracılığıyla çatışmadan etkilenen insanları desteklemekte, uluslararası hümanist hukuk konusunda farkındalığı artırmakta ve taraflar arasında tarafsız bir arabulucu olarak hareket ederek bunun uygulanmasını teşvik etmektedir. Yerevan'daki heyetimiz ve İçevan ve Goris'teki alt heyetlerimiz aracılığıyla 2020 sonbaharında Artsakh ihtilafının tırmanmasından etkilenen insanlara sürekli destek sağlıyoruz. Sınır köylerinin direngeçliğini güçlendirmeye yönelik programları uygulamaya ve çatışmanın tırmanmasından etkilenen sivil nüfusu destekleme programları çerçevesinde Ermeni Kızılaç Derneği ile yakın işbirliğine devam ediyoruz. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Raisi Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın ruhani lideri Hamaney'in Tahran'da Putin ve Erdoğan'ı Ermenistan Cumhuriyeti sınırının değiştirilmesinin kabul edilemezliği konusunda uyardığını hatırlattı.
Bir noktada İran İslam Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti'nin güney kesiminin askeri ilhaka hakkında bilgi sahibi olduğu ve sınırda birliklerini yoğunlaştırdı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan Cumhuriyeti konusundaki tutumu bir başka açıdan da önemlidir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin jeopolitik rolü, önemi ve hakları. Hiçbir şey bize bağlı değilse, kimsenin bize ihtiyacı yoksa bu bölgede ne işimiz var? Ve hem kurtarıcı hem cellatın saldırdığı Ermeni devleti neden hala var? Yüzyıllık Rus-Türk çabalarından sonra bile kaderleri neden Yerevan'ın tek bir imzasına bağlı? İran'ın tutarlı ve net açıklamaları ilk önce Ermenistan Cumhuriyeti'ne bir uyarıdır. Ermenistan Cumhuriyeti'nin gerçek rolü ve önemi ile Ermenilerin fikirlerinin arasındaki trajik kopukluk, trajik sonuçlardan daha fazlasına sahip olacaktır. Batı Ermenistan'daki kale şehri Sarvandikar, Maraş şehrinde 30 kilometre güneyinde, Amanosra dağlarının kuzey eteğinde, Kilikya'yı Suriye'ye bağlayan yol üzerinde yer almaktadır. Kale 500 metre yüksekliğinde bir kaya üzerine inşa edilmiş olup zapt edilemez ve zor bir konuma sahiptir. Tarihi kaynaklarda ilk olarak 1069 yılında Bizans kalesi olarak geçmektedir. 1097-1098'de kale Haçlı Şövalyeleri tarafından ele geçirildi. 1135 yılında kale, 1129-1137 yıllarında görevde bulunan Kilikya Ermeni hükümetinin prensi 1. Levon tarafından ele geçirilmiş ve önemli bir sınır askeri üssüne dönüştürülmüştür. Gegardatlı koro yakın zamanda Salzburg'daki prestijli festivalden döndü. Gegard Korosu, Ruhani Prelüt konser serisinde Gomidas'ın eserlerini, Ortaçağ monolitlerini, modern Ermeni bestecilerin ruhani eserlerini sundu. Grubun sanat yönetmeni, sanat doktoru Profesör Mıher Navoyan, Armen Pres ile yaptığı konuşmada bu festivale ikinci kez katıldıklarını ifade ederek, bu klasik müzik sanatının en prestijli festivallerinden biri olarak kabul ediliyor. Yanılmıyorsam bu festivale katılan ilk Ermeni kolektifiyiz. Festivalin ikinci bölümünde Dikran Mansurya'nın Requiem'i çalındı. Üçüncü bölüm Gomidas'a ithaf edildi, dedi. Konser genç besteci Vahram Sarkisyan'ın Luis Zwart bestesi ile sona erdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Susanna Safaryan tarafından seslendirilen Ermeni ninni şarkısı Toh Kez Zatgem adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.